Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Mardin'den herkese selamlar. Arkadaşlar, elimde 10 çift güvercin var. Biliyorsunuz İbrahim kardeşim askere gitmişti. Onun yokluğunda kuş sahiplendiremedim. İbrahim kardeşimin vesilesiyle elimde çoğalan kuşları sahiplendireceğim. Sahiplenmek isteyen arkadaşlara kısacası kuşları bir anlatacağım. 6-7 tane saydım. Büyük ihtimalle 7 tanesinin erkek olması lazım. Şu dumanlı büyük erkeğim. Altı yaşında var arkadaşlar bir kuş. Söküktü. Zamanında izledik. Bir saat civarı havada kalır. 10-12 sefer, 15 sefer yapacağı odur arkadaşlar. Yani bu kümeste hani dürüst olmak gerekirse 30-40 sefer yapacak. 3-4 saat kalacak kuş yok. Onu diyeyim öncelikle. Yani benim kuşların yapacağı 10-12 sefer, 15 sefer. 1 saattir arkadaşlar. 1 saat, 1 saat 10 dakika. Yani havada fazla kalmazlar, şimdi dürüst olalım. Yalana gerek yok. Sahiplenmek isteyen arkadaşlara sahiplendiririm. Hani kuşlarım öyle 3-4 saat kalacak kuşlar değil. 30-40 sefer yapacak kuşlar değil. Yapacakları arkadaşlar 10-12 seferdir. 15 sefer hani maksimum. 1 saat 50 dakika, 1 saat 10 dakika. Yani kısacası hemen hemen hepsi aynı soydan gelme. Söktüğüm kuşlar arkadaşlar şu mavi var. Şu mavi. Sıkta şu an zaten. Ekelikte de uçurdum. Birkaç gün bizim Mardin'de bu lodos dediğimiz kırık hava var. Uçuramıyoruz arkadaşlar. Sürekli aynı rüzgarda uçuramıyoruz. Yukarı doğru esmesi lazım. Mardin kalesine doğru esmesi lazım. Hani kuşun daldığı zaman rüzgarı göğüs kafesine alması lazım. Rüzgar yukarıdan estiği zaman kuşu ovaya atıyor. Sök kuş görevini yapamıyor. O yüzden arkadaşlar şöyle şu mavi sökük arkadaşlar ne yapıyor bu kuş arkadaşlar, dediğim gibi 50 dakika havada kalıyor. Yani en son ben 45-50 dakika havada gördüm onu. Sıktayken de birkaç kere düşürdüm. Birkaç kere düştü sokağa arkadaşlar, çocuklar sağ olsun getirdi. Güzel kuş, kaybetmek istemiyorum. Şu sökük arkadaşlar hazır kuş. Yandaki dişi arkadaşlar 2 yıl önce burada uçurmuştum. Yusufi. Yusufi bıyıklı diyorum. Cımbızlı bıyıklı. Yani Mardin ağzıyla anlatayım da hani belki her yöremin kendine kadar. Kendine göre isim şeyi var. Şu da arkadaşlar az yapıyordu ama öz yapıyordu. Bunun seferleri çok uzun, çok taklalı. Çok güzel bir kuştu. Bu da zaten damızlı mı arkadaşlar? Burada onun yavrusu da var. Şu dumanlı onun yavrusu. Dumanlıyı da uçurmak nasip olmadı. Tüye girdi zaten. Dumanlı bir de bir tane mavi olması lazım. Heh, şu arkadaşlar. Onun yavrusu. O kuş da söküldü arkadaşlar. Şu yeni yeni söküldü arkadaşlar. Havada çekiniyordu. Bir 15-20 metre çekiniyordu arkadaşlar. 2-3 takla, 4 takla vuruyordu. Dişi bu da arkadaşlar. Bunun kardeşi var. Beraber çıkan bir tane Yusufi daha vardı. Bu şanıydır arkadaşlar. Şu da sıka girdi. Yusufi kaybolunca kara kuş aldı onu. Şu kaldı. Ben de şunun kanadını çektim. Aşağı attım. İşte kanatları çıktı. Uçurmadım. Yani inşallah. Şu da hazır arkadaşlar. Uçuran adam yani sökük kuyruğunu çekip uçurabilirsiniz rahatlıkla. Şu çakmaklı var arkadaşlar. Bu Ermeni zinciri dedikleri tabi. Bilmiyorum. Ermeni zinciri dedik. Ne kadar doğru onu bilmiyorum. Yavru arkadaşlar kuş hiç uçmadı. Anne babası da bunlar. Onun soyundan arkadaşlar şu var, dişi çakmaklı. Bir de şu da var arkadaşlar. Şu yavru, şu dişi. Şunu çok uçurdum arkadaşlar, sökülmedi. Geç sökülen kuş güzel oluyor diyorlar ama bir türlü kısmet olmadı. Ben izleyemedim onu, sökemedim. Şu mavi sökük arkadaşlar. Şu da çok yüksek gezer arkadaşlar. Biraz seferi geç gelir ama güzel çıkar. Yavru kanat erkek. O da şu size anlattığım paçalının soyundan arkadaşlar.
Hatta o bunun yavrusu. Aynen. Şunun yavrusu. Annesi buydu. Babası 14 yaşında bir kuş arkadaşlar. Babası 14 yaşında. Onu size göstereyim hatta. Şöyle dışarıda. Şuradan benim duvar var arkadaşlar. Şuradan toprağı yiyor. Şöyle göstereyim. 14 yaşında kuş arkadaşlar. Şu da kafesten kaçtı. Bakayım şunu yakalayabilirsem. Bunu da sahiplendireyim arkadaşlar. Bu da kuşun yavrusu. 14 yaşındaki kuşumun yavrusu. Bu da var. 5-6 yaşında, 7 yaşında var. Yani tam hatırlamıyorum. Öbür iki tane dişi kalacak arkadaşlar. Büyük erkeğim kalacak. Şu kafeste bir çift, bu size gösterdiğim çakmaklıların annesi babası arkadaşlar. Şu dişisi. Bunları bırakacağım arkadaşlar. Çakmaklılar var, bir de dışarıdaki kuşlar. Şu zilleri isteyene verebilirim arkadaşlar. Arap, ikisi de erkek. Şu aynı kuyruk. Şu daha orijinal. Yani bunlarda da kırmalık var zaten. Bunlar da hediye geldi. Ama vereceğim. Yani ikisi de erkek. Ne yapacağım? Şurada hasta bir kuş var. Şurada yavru için biri verdi. Bunu da geri sahibine vereceğim arkadaşlar. Yusuf'i. Gözünde biraz sulanma var. Fazla ciddi bir şey değil. Şu erkek arkadaşlar, anlatmaya devam edelim. Şu erkek arkadaşlar yavru kanatta havada çekiniyordu. Açak bisfi biberli. Havada çekiniyordu. Ondan sonra 2-3 takla vurmaya başladı. Tüye girdi. Kanatları eksikti. Onu da kanadını aldım arkadaşlar. Şu an eke kanatları çıkıyor yavaş yavaş. Güzel bir kuş. Açık renkli. Annesi şurada, hemen göstereyim annesi. Yusuf'i, kapaklı dediğimiz. Erkeği de dışarıdaki dumanlı. Hatta arkadaşlar bir saniye durduracağım videoyu. Erkeğini getireyim, onu detaylı göstereyim. Erkek şu arkadaşlar. Büyük dumanlı kuşum arkadaşlar. Şu kuşun babası. Şununla işte damar tutmuştu. Yavruları iyi oynuyor arkadaşlar. Dediğim gibi fazla kalmıyorlar havada. Yani kuşlarına Mardin kuşunun kanı girmek isteyen arkadaşlar. Bu şekil. Şu erkek arkadaşlar uçmadı bu. Uçmayan bir kuş, tamızlık kuşu. Şu yavru çıktı arkadaşlar, uçulmadı. Yusuf'i cımbızdı. Açalım da arkadaşlar. O Yusuf'ilerin soyundan. Miski yavru arkadaşlar. Şu miski dumanlı yavru. Yusuf'i. Büyük dişim arkadaşlar. Söküktü. Zamanında izlediğim kuş. Bu dişi mavi. Annesi hangisiydi onun? Yusuf'un nerede? Yusuf'un. Hemen yanındaymış ya. Şunun yavrusu demiştim. Şu Yusuf'u bir iki takla vuruyordu. Ekelikte uçurmadım. Zaten yeni kanatlar da yeni gelmeye başladı. Şu dumanlı arkadaşlar. Şu kuşla. Şu paçalı kuş. Soy tutmuş, damar tutmuş bir kuş. Şu küçük yavrum vardı, Yusuf'i cımbızı. Şunun babaları, annesi babası. Beyaz arkadaşlar, benim kuşum değil. Kuşların arasına girdi. Bilmiyorum. Son telek, telek biliyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekil çıkıyor kanadı. Biraz eğri ya. Şu şekil kalıyor, daha da uzamıyor. Bir özürlülük var. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu kuş da şöyle. Güzel bir kuşa benziyor ama ben de pek beyaz olmadığı için pek şey sevmiyorum yani. Daha çok koyu renk ya da açık olacak. Şu şekil kuşları seviyorum. Bir de oyunu önemli tabii her şeyden önce. Dediğim gibi arkadaşlar, kuşlar bunlar. 10 çift var arkadaşlar. Bunların 7-8 tanesi sökük, 6-7 tanesi erkek. Yavru var. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar. Kuşlar arkadaşlar. Kuş önemli değil ya. Bu pandemi sürecinde çoğumuz işsiz güçsüz geziyoruz. Ya ben toplu vermeyi istiyorum. Toplu tercihim. Öyle çok istemiyorum. Hatta fiyat da vermeyeceğim.
ihtiyacı olan arkadaş arasın yani, bir fiyat söylesin. Ben bir şey demiyorum, hani kafama yatarsa vereceğim hani. Güzel kuşlar arkadaşlar, sahiplerine kuşlar böyle. İnanın internette izlediğine şöyle 2000, 3000, 5000 lira çekilen kuşların çoğundan daha iyidir. Ama işte reklamcın olacak. Bu işte reklamcın olacak. Böyle bir iki seferini video çekerek kuş sahibi olmuyor arkadaşlar. Alın, uçurun. Alan arkadaş hayrını görsün. Bizde kuş var arkadaşlar. 3-4 takım daha kuşum var. Bunlar da artan kuşlar. İşte İbrahim askere gittiği için pek ben de video çekip kimseye vermiyordum. İbrahim askerden geldi hayırlısıyla. Böyle konuştuk. Kuş fazlam var. Video çekip sana yollayacağım. Paylaşır mısın? Paylaşırım dedi. Ben de böyle bir video çektim arkadaşlar. Şu dumanlı var arkadaşlar. Şu dumanlı ile kardeşi bir tane daha dumanlı olacak. Hemen şurada yukarıda arkadaşlar. Bu da baba bu. Anne yukarıda uçuyor arkadaşlar. Anneleri 3 yaşında hala uçuruyorum onu arkadaşlar. Benim uçum kümesinde. Uçum kümesinde yukarıda arkadaşlar. Hemen yukarıda çatıda. Hemen aşağısında. Hatta şu an babam kuş uçuruyor yukarıda. Bu kadar arkadaşlar anlatacaklarım. İhtiyacı olan arkadaşlar hani ararlar, daha detaylı bilgi veririm. Dediğim gibi şöyle anlatayım. Şu dişi, çakmaklı dişi, Yusufi dişi, Yusufi biberli erkek, Yusufi erkek, mavi erkek, şemeyi erkek, Moseli çifttepe erkek, eski kara olan dediğimiz erkek, büyük erkeğim. Dişi arkadaşlar, bu kuşu anlatmadım, Yusufi biberli. Bu kuş da arkadaşlar 1,5 saat havada kalıyordu. Onu da damızlığa ayırdım. Dişi kümesindeydi, bir türlü yavru tutmak kısmet olmadı. Güzel bir kuştu. Biraz sefere geç gelirdi ama çok güzel çıkardı, bol takladı. Beyaz benim kuşum değil arkadaşlar, beyaz yakaladım. Çakmaklı yavru, o erkeğe benziyor, dışarıda gösterdiğim çift tepelerin yavrusu. Mavi dişiye benziyor, havada çekiniyor. Yusufi biberli cımbızlı. Bu da havada çekilir arkadaşlar ama uzun, bunun seferleri bayağı uzun başı. Dumanlı arkadaşlar uçurmadı. Büyük dişi, Yusufi. Dumanlı, Yusufi yavru, dişi, sökük yavru, dişi bu da. Eke. Çift tepe mavi. Çift tepe mavi arkadaşlar yumurtlamıyor. Son 3 aydır yumurta almadım. Yani ayıp olmasın. Bu kuş yumurtadan kesilmiş. Hani yaşlı bir kuş değil aslında, yani 1,5 yaşında var ama yumurtadan kesildi bu kuş. Vitaminle biraz takviye edilirse yumurta tutulabilir. Şu erkek arkadaşlar Yusufi biberli, açık renkli, çok güzel bir kuş, çok sevdiğim bir kuş. Kısmet olmadı, biraz fazla arkadaşlar, şimdi fazla oldu mu biraz sıra gelmiyor. Şimdi ben bu sövüklerin çoğunu aşağı indirmiştim zaten önceden, uçurmuyordum. Şu mavi bir de uçurmaya kalktım, işte kaybedecektim onu. Ben de indirdim arkadaşlar. Kuşlar sağlıklı kuşlar. Sağlık problemi yok. Hepsi iyi. Maşallah cin gibiler. İhtiyacı olan arkadaşlar İbrahim kardeşimin bırakacağı numaradan bana ulaşabilirler. Dediğim gibi arkadaşlar pandemi süreci, işsiz güçsüz öyle 3000 5000 şeyi değil bunlar. Yani gönlünüzden koptuğu kadar. Yani kafama siz fiyatı söyleyin arkadaşlar. Ben bu kadar demiyorum. Verebileceğiniz kadar, kimseyi de zorlamıyoruz. Kuşlar gösterdiğim gibi aham şaham efendim böyle yok, 3-4 saat kalacak, 30-40 sefer yapacak kuşlar yok burada kardeşim. Burada 10-12 sefer, 15 sefer, 50 dakika, 1 saat uçacak kuşlar. Hemen hemen hepsi aynı arkadaşlar. Ha, budur yani, ben şeye gerek yok. Dediğim gibi İbrahim kardeşimin bırakacağı numaradan ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı bayramlar diyorum. Herkesin işi gücü rast gitsin. Rabbim Müslüman ümmetine güç kuvvet versin. Hayırlı bayramlar diliyorum.